Merhabalar arkadaşlar, ben Samet Şinler. Sametşinler.com yazılamış olduğum Zero Knowledge Framework'ü 5. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde artık kullanıcımızın verilerini gireceğiz, ekleyeceğiz. Burası için form kısmından bir bölüm alacağız. Şöyle yapalım. Hemen bump klasörümüzü açalım. Application Backend Controller. Ben buradan hemen kullanıcı diye pkullanıcı bir tane oluşturdum. Home'un aynısını alıyorum. Pkullanıcıya atıyorum. Şurayı pkullanıcı olarak değiştiriyorum. Şurayı kullanıcı otur. PHP'sine gerek yok. Şurasını da kullanıcı listesi olsun. Öncelikle bir listesini yapalım ya da ekleme işlemi yapalım bilmiyorum. Biz indeksimizde listeleyeceğiz. Public burada arkadaşlar yine benzer şekilde şunları bir page diye bir şeyin içerisine atalım. Sayfalar diye bir şeyin içerisine atalım. Karışıklıkları önlemek için. Tabii ki şunları da kullanıcı gibi düzenleyelim. Şimdi burada ekle.php diye bir tane oluşturdum. List.php diye bir tane oluşturdum. Düzenle.php diye bir tane oluşturdum. Aynılarını şuraya da import edelim. Şimdi kullanıcıların listesini alacağımız için sayfalar yanlış hatırlamıyorsam evet slash kullanıcı slash list alacağız. Buradaki sayfaya listemizi basacağız arkadaşlar. Aynı şekilde şuradakinin aynısı. Ekle. Şurayı da çoğaltıyorum. Düzenle diyelim. Şurası da düzenlenecek. Bunları duruma göre, kendi ihtiyaçlarımıza göre değiştireceğiz tabii ki. Şuraya veriler diyorum. Şuradan veriler, işte array diye yeni bir dizi oluşturuyorum. Burasını sayfaya veri göndereceğimiz alan olacak. İç sayfaya veri göndereceğimiz alan. Ekle de bu tür bir şeye ihtiyacımız olmayabilir. Burada da düzenleme işlemleri tekrardan olacak. Veriler diyorum. Veriler eşittir. Array diyorum. Sayfamızı oluşturuyor. Hemen artık sayfalar view forms'tan sayfamızı alalım. Sayfalar kullanıcı ekleye geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Kullanıcı listesi, kullanıcı ekleme var diyelim. Small ekle. Şimdi bunu da bir linki atayalım. Master page'imizde. Backend view master page. Tabii ki unutuyorum. Inch sidebar. Şurası bizim ana sayfamızdı. Ana sayfa. Şurası home. Phome olarak değiştirelim. Bize bu şekilde bir yapı lazım. Şunu çoğaltıyorum. Şeyleri bozmamak için. Kullanıcılar diyelim. Users. Şuraları kaldırıyorum artık. Kullanıcı slash ekle.
Şurası da index method olsun. Kullanıcı ekler. Kullanıcılar diyelim. Sayfamızı yeni diyelim. Bakalım gelmiş. Problem yok. Kodlama hatamızı düzeltmek için UTF-8 bombsuda dönüştürüyorum. Evet. Sanırım CS'lerden bir tanesi patlamış. Hangisiymiş o? Morris CS bulunamadı diyor. Çok da önemli değil şu anda. Önemli olan zaten şuradaki kısımlardı. Kullanıcı ekleye geldiğimizde bakın buradaki kısma geldik. Şuradaki sayfa çalıştı. Hemen burayı düzenleyelim. LG6 olarak bölmüş. Ben bunu da şey yapacağım. Kalsın bu şekilde. Panel body 12. Şurasını 9'a kapatalım. 3 olarak böleceğim. Call LG3. Buraya da iki tane buton yerleştireceğim. Hatta şöyle panellerden bir tanesini alalım. Panel default'u alayım. Okay. İçerisinde buton oluşturacağım iki tane. Buton default. Burası verileri kaydet, iptal et olsun. Type submit. Type reset. Sayfayı yenileyelim. Bakalım geldi. Ton default. Şurası success olsun. Ve aynı şekilde buton blok olsun. Ve ayrıca buton LG olsun. Çok büyük oldu. LG olmasın. Şurasında info yapalım. Ya da default'iymiş. Bakalım. Evet. Bir de şunların yanından sağından sondan birazcık boşluk versin diye style padding, daha doğrusu şuna gerek yok. Div panel body desek yeterli sanırım. Şunun içerisine aldığımızda evet birazcık daha düzgün, güzel bir görsel elde etmiş olduk. Şimdi hala kod hatamız devam ediyormuş. Şuradan da büyük ihtimalle. Evet, düzelttik. Düzeldi. Şimdi aşağıdaki varları düzenleyelim. Bize gerekli olacak çok az bir şey var bunların arasında. Bu yüzden şunların altısını siliyorum. Call.lg6'yı. Şurada bir tane form var. Bunu tepeye taşıyorum. Formun kapanışı neredeymiş? Şunu da en alta alalım. Son olarak evet şuralarda bir yerde call.lg9'umuz varmış. Bunu 12'ye çevirelim. Hepsi tamamını ellesin. Şuradaki butonların geri kalanını yok edelim. Hemen formu oluşturacağım. Ekleme işlemini bir sonraki derste yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Fazla sildik galiba. Evet. Evet.
Şimdi son olarak başlıklarını düzenleyelim. Hangi alanlara ihtiyacımız olacak? 3 alan istiyorum ben burada sadece. Kullanıcı adı. Özellikle ihtiyacımız olacak olan. Şifre. Bir de e-mail istiyorum. Şunu atalım. Mail adresi. Çünkü bunun mail kontrollü olmasını istiyorum. Geri kalanı önemli değil. Hemen şuraya girelim. Lütfen bir kullanıcı adı. Bir şifre giriniz. Buraya da bir e-mail adresi. Evet, bu bizim için yeterli olacak arkadaşlar. Veriyi kaydet dediğimizde post edeceğiz. Nereye? Hemen o noktasını oluşturalım. Metot post action echo base URL backend slash ve şurasını hatta otomatiğe bağlayalım. Query segment. Burası kaç oluyor? 1, 2 sanırım. Veya 1 de olabilir. Bir deneyelim. 1 diyelim. Evet, backend ve kullanıcıya geldi. Slash slash do edit diyelim. Pardon, insert. Geri dönelim. Sayfayı yeniledim. Kaydet dediğimde do insert'e gittik. Son olarak bu do insert ile do şeyi de oluşturalım. Public function do insert. Metotlarımızı oluşturacağız sadece. Burası da public function do edit olacak. Ben sadece burada ekleme işlemi yapacağım kullanıcı için. Geri kalanını siz yaparsınız arkadaşlar, ihtiyacınıza göre. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda işlemimiz tamam. Bir ilk modülümüzü yazdık. Tabii bununki işleme sokma işlemini bir sonraki derste yapacağım. Ekle dediğimde buraya, kullanıcılar dediğimde buraya geleceğiz. Önce bir ekleyeceğiz, sonraki işlemlere devam edeceğiz. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.